Herkes selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Yine harikulade bir İstanbul trafiğinden size merhaba diyorum. Yani aslında bu videoya da erken başlayacaktım. Oralarda yol açıktı ama bu sefer de açık yol sonra trafik falan derken böyle kafam karışıyor. Dedim ki ya zaten trafik nasıl olsa sıkışacak. Bari rüzgar sesi olmaz da sesim daha düzgün gelir. Şu trafiği bekleyeyim de videoya öyle başlayayım dedim. Ama bu sıcakta da motor kullanmak ve bu iki arabaların aralarından, derelerinden gitmek de bir o kadar zor ve sıkıcı oluyor. Neyse, idare edeceğiz. Bugün de evden çıktım. Benzin lambası yanıyor. Evin orada aşağıda Shell var bizim, Fulya'da. Her zaman da orada alıyorum benzini. Abi gittim baktım, adam istasyonu kapamış. Yani umarım günlük bir kapanmadır. Geçenlerde gittiğimde de eleman yoktu. Eleman eksikleri vardı. Hatta patron bile orada benzin dolduruyordu. Şimdi de komple dükkanı kapamışlar. Valla eğer komple kapandıysa yazık, üzülürüm. Yani benzin istasyonları nasıl para kazanıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama onların da kar oranları bu artan fiyatlarla iyice düşmüş diye duymuştum. Bakalım ilerleyen günlerde açılır mı kapanır mı görürüz zaten. Ama işte bu bana kötü oldu. Benzin lambam yanıyor. Şimdi yoldayım. Özellikle de E5'ten gidiyorum ki şu ileride sağ tarafta Shell olacak. Yan yola girip oradan bir benzin almam lazım. Arkadaşlar videonun başlangıcında keyifler yerindedir umarım diyorum ama keyifler yakında bayağı bir kaçacak gibi duruyor. Hatta bu videoda da ilk önce ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar motosikletlere, otomobillere ve bütün taşıtlarda %100'ü aşan ÖTV zammı geliyor. %100'ü aşan diyorum arkadaşlar, bakın %100'e varan demiyorum. Yani artık bu gidişatta en ucuz motoru 300 bin liralara falan alır hale geleceğiz gibi görünüyor. Hani artık motor almak hayal oldu diyoruz ya, artık hayal kurmak bile hayal olacak herhalde. Yani böyle bir rüya gördüm, rüyamda motor alma hayalleri kuruyordum falan demeye başlayacağız gibi görünüyor bu gidişte. Şurada Shell var. Buradaki Shell'e girersem bu sıcakta orada mahvolurum. Onun için riske girip düz gitmeyi deneyeceğim. Bakalım bir sonraki Shell'den benzini alırız artık. Arkadaşlar ÖTV zammı dedim ya, yani hadi bizler kişisel ulaşımımızı sağlamak için ya da işte kişisel kullanım için motosiklet sahibi oluyoruz da bu işi meslek olarak yapan arkadaşlarımız ne yapsın? Yani bundan çok değil, birkaç sene önce, hatta yani 2 sene 3 sene önce pandemide insanlar 20 bin lira 30 bin lira gibi bir bütçeye işte bir motosiklet alıp kendilerine meslek edinebiliyorlardı. İşte esnaf kuryelik yapabiliyorlardı. Normal bir yere girip kuryelik yapabiliyorlardı vesaire. Bu şekilde bir kendilerini meslek ve bir ekmek kapısı haline getirebiliyorlardı olayı. Şimdi yani bu artan ÖTV'lerle, artan motosiklet fiyatlarıyla, dolar kuruyla bugün yani sıfırdan bir insan ben kurye olacağım dese 200-250 bin liranın kapısı. Fiyat performans olarak seni yolda bırakmayacak. Biraz sağlam bir motor alman lazım. 100-150 bin lira civarı o. Ekipmanı vesaire bugün iyi bir kask olmuş 10 bin lira 20 bin lira arası. Monttu, eldivendi, bottu, ayakkabıydı. Şirket kurulumuydu vesaire derken neredeyse hakikaten bu iş hani 200 bin liralara kadar dayanıyor arkadaşlar. Yani abi sen şimdi işsiz bir insan iş kuracak, meslek sahibi olacak, yani artık hakikaten hani en düşük bütçeyle kurulabilecek bir iş bu yani, değil mi, kuryelik? Nasıl kuracaklar bunu? Yani bu mevcut fiyatlarla ne yapabilirler? Nasıl ayakta kalabilirler? Tabii bu arada hani sadece mesleği kurmakla da bitmiyor arkadaşlar. Bu işlerin bir amortisman payı var. Lastiği değişecek. Efendime söyleyeyim, motorun bakımları var. Trafik sigortaları var. Vergileri var. Harçları var. MTV mesela bu sene biliyorsunuz 2 katı ödeniyor. İnsanlar ayakta durmasın diye sanki bilhassa bir çaba varmış gibi geliyor artık ya. Gerçekten bu işler daha ne kadar zorlaşabilir ki? Ne kadar artabilir ki? Yazık, günah değil mi insanlara? İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra da gitti o insanlara işte de ki eğitim aldı. Efendime söyleyeyim, ekipmanını güzel düzde, ekipmanını değiştirdi, kask aldı bilmem ne de. Abi adama küfür gibi gelir onlar ya. Adam orada evine götüreceği 3 kuruşa bakıyor. Neyi ne kadar ucuza alsam diye bakıyor ve hakikaten arkadaşlar kar marjını da arttırmak için kendi güvenliğinden çalıyor. Kendi hayatını tehlikeye atıyor gerekirse. Ya diyor ki ben diyor 10 bin liralık bir kask almayayım diyor. 2 bin liralık bir kask alayım yeter o bana diyor. İşte trafik polisinden ceza yemem en azından diyor. Maalesef bu yollara itiyorlar insanları. Bu arada 19 kilometre oldu ya. Biz nereden benzin alacağız? Vallahi olmadı şu ileride Opet'ten alırım abi. Shell diye de inat etmeyeyim ya. Aslında şurada yan yollara bir yere girseydim iyiydi. Oğlum valla bu sıcakta trafikten kaçtık. Bir de bu sıcakta motor itersek ayvayı yedik ha. 19.9 diyor. Aha 20 oldu. Bak trip metre 20 kilometredir. Benzin ışığı yanarak gidiyorum. Şimdi gergin bekleyiş. Bahçeli evler yan yol diyor. Abi nereden alacağız biz benzini? Tıh.
Keşke bizim orada Opet vardı, oradan alsaydım ya. Yolu gözümde küçültmüşüm. Ne var canım, şuradan şuraya giderim dedim. Yol gözümde küçülmüş arkadaşlar. Buradan yan yola girsem mi? Yok, ileriden girerim. Opet var orada, buradan girmenin bir manası yok. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda Japonya'da başımdan geçen hikayeyi anlatmıştım. Onun üzerine de demiştim ki mail atacaksanız eğer markalara şikayette bulunmak istiyorsanız çekinmeyin, atın, şikayette bulunun. Bu adamlar gali olur diye birkaç abonemiz de o mailleri atmışlar. Hatta bana screenshotlarını gönderdiler. Abi bak biz maili attık diye. Ve aralarında bir kişi de maili Japonca'ya çevirmiş. Ben dedim ki aman dedim Google'dan çevirmeseydi, yanlış çevirmişti falan dedim. Abi yok dedi, Japon bir arkadaşım vardı, onu da çevirttirdim, öyle gönderdim dedi. Bakalım maillerin cevapları ne gelir ne olur. Onları da ilerleyen dönemde eğer bana ulaştırırlarsa sizinle paylaşırım. Bu videolardan önce de Japonya'ya ana merkezlere, markaların ana merkezlerine mail atan, şikayet eden varsa da arkadaşlar bana gönderebilir. Onları da isterseniz videolarda yer veririm. Başkalarına da örnek olması açısından. Oh be, şurada Opet var. Benzin alalım şuradan. Valla ben de böyle bir herhalde şey var ya, benzin istasyonu takıntısı var. Shell'den alıyorum devamlı. Halbuki öyle olmaması lazım. Bazısı da Opet'ten alır. Bazısı Opet iyi diyor. Bazısı Shell iyi diyor. Yani aynı istasyondan almaya ben özen gösteriyorum da bugün artık yapacak bir şey yok. 23 kilometre oldu. Buradan ben benzin almadan Basın Ekspres'e girersem yolda kalırız. Şuradan bir benzin alalım. Benzin ne oldu acaba? Benzine zam geldi mi? Ona da bir bakalım. Benzin nerede? Bunlar gazmış. Hadi abicim. İyi mi böyle? Fark etmez. İstediğin yer. Tamam. Ay, selamünaleyküm. Ne kadar olsa abi? 200 abi. Benzin ne kadar oldu? 36, 36 mı? Aynen öyle. Oh oh oh. Yapıyorlar. Yazık günah ya. Şöyle bir. 36 lira benzin. Eskiden bak şöyleydi. 6-9'du. Şimdi 36. 200 liraya 5,5 litre benzin. Daha da artacakmış bu ara. 50'ye dayayacaklar abi. Bu öyle görünüyor. Öyle görünüyor. 50'ye dayayacaklar diyor. Şaka gibi değil mi? Küfür gibi ya. Küfür gibi. Ben bu motoru aldığımda 47-48 liraya deposu dolmuştu. Fulle demiştim, 48 liraya dolmuştu. Kolay gelsin. Arkadaşlar yine izlenecek birinin tavsiyesinde bulunabilirim size. Bu ara Sinan Canan'ı izliyorum. Çok güzel videolar çekiyor. Çok güzel şeyler anlatıyor. Onun anlattıklarından bir tanesi acayip enteresanıma gitti. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum size. Son dönemlerde büyüyen çocukların, yani bu işte son herhalde kaç doğumlu olur? 2009 doğumlular da dahil olmak üzere. Z kuşağı mı demek lazım ona bilmiyorum. Z mi? Z'den sonraki kuşak mı? O kuşak hesaplamasını da bir türlü çözemiyorum. Her neyse arkadaşlar, bu yeni nesilde denge problemi varmış. Hani dengesiz ya bu adam dersin ya, onun gibi değil arkadaşlar. Denge. Vücuttaki denge merkezinde sıkıntı varmış. Bunun da nedeni ne biliyor musunuz? Çok enteresan ya. Ben şimdi biraz yavaşlayayım da sesim net gelsin. Çocuklar gelişim çağındayken vücutta biliyorsunuz kulak zarının içerisinde, kulakta ve beyinde denge merkezleri var. Hatta böyle o denge merkezleri, kristaller bozulduğunda vertigo oluyorsun. Yolda yürürken düşüyorsun falan. Aslında bunlar böyle yaşlı hastalıkları. Belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan hastalıklardır. Fakat günümüzdeki çocuklar AVM'nin düz zemininde yürüdüğü için, işte oturduğu sitenin dümdüz peyzajında yetiştiği, büyüdüğü için, işte dümdüz zeminli, pürüzsüz, kusursuz okullarda okuduğu için, yani bu çocuk hiç düşüp kalkmadığı için, bir şeylere çabalamadığı için vücuttaki denge sisteminde arıza çıkıyormuş. Vücuttaki organları, beyin de dahil buna, tembelleşmemesi için devamlı çalışması gerekiyormuş. Özellikle gelişim çağında. İşte bunlardan biri de denge merkezi. Ve şu anda 12-13 yaşlarında, 14 yaşlarındaki çocuklarda vertigolar falan görünmeye başlamış. Başlangıçta dedim ya yaşlı hastalığı diye. Ya düşünsenize 14 yaşlarında, 14 yaşındaki çocukta vertigo hastalığı var. Yani buradan nereye geliyoruz? Ben bu konuşmayı dinledikten sonra, izledikten
sonra şunları düşünmeye başladım. Hakikaten böyle çocuklarımıza, işte gelecek nesillere hayatta böyle bir kusursuz bir gelecek vaat ettiğimizi, kusursuz bir gelecek sağladığımızı düşünüyoruz ya. Aslında o yarattığımız o kusursuz dünya insanlarda inanılmaz kusurlara neden olmaya başladı. Oğlum bir tanesi de bu. Biz nasıl büyüdük? Düşe kalka büyüdük arkadaşlar. O mahallede büyüdük, sokakta büyüdük. Şimdi gencecik yaşta çocuklar başlıyor daha 2 yaşında anaokuluna. Oradan okula böyle inanılmaz pürüzsüz bir hayat, dört dörtlük bir eğitim sistemi, işte sözüm ona. O şekilde yetişiyor ve hani hayatla alakalı bir, hayatın kendisiyle alakalı bir zorluk görmüyor, biri zorluk çekmiyor ve al işte yani denge merkezlerinde sorun var. Bence sadece tabii denge merkezlerinde sorun yok arkadaşlar. Bu yani beyinde de sorun çıkacak gibi görünüyor. Aileler devamlı çocuklarına kusursuz bir hayat, aman şöyle olsun, aman böyle olsun, aman güvenli bir hayatları olsun, işte güvenli alan yaratalım derdinden maalesef ki bir neslin denge merkezlerini bozmaya kadar gitmiş olay. Tabii bu geçmişten günümüze geliyor. Hani hepimizde de bir şey muhabbeti vardır ya, abi biz memur çocuğuyuz, memur çocuğuyuz diye. Tabii bizim nesillerde de oldu o sıkıntı. Bizde de böyle aman işte gir bir yere çalış evladım. İşte evini al, arabanı al, hayatını garantiye al. Yani hayatını garantiye almak da neyse. Tabii yani depremi yaşamadıysan bir ev aldığında hayatını garantiye aldığını zannedebilirsin ama hayatı garantiye almak o değil yani. Ya da işte gir bir işe, o işte 30 yıl çalış, 30 yıl boyunca işte oradan gelen maaşı al ve emekliliğini bekle. Bu da hayatı garantiye almak. Yani orada da kendine bir kişisel gelişim yok. Kendini bir geliştirme durumu yok. Zaten yani bakarsan o işlere, o şekilde çalışanlara, edenlere evlerinde kütüphaneleri kişisel gelişim kitaplarıyla doludur. Okullar okullar ama yani kişisel gelişemezsin ki abi sen o sistemde çalışıyorsan, o sistemde yaşıyorsan. Vallahi çok acı arkadaşlar. Ben çocukluğumda tanıştığım zaman ne kadar zeki bir adam, ne kadar zeki bir kadın dediğim insanların işte şu anda böyle mesleklerinde, aynı yaptıkları meslekte 20. yıllarını doldurduğunda ya bu adam eskiden bu kadar gerizekalı değildi dediğim bir sürü insan oldu hayatımda. İşte bu hakikaten galiba oraya çıkıyor. Yani bir işi devamlı yaptığın zaman ne oluyor? O işle alakalı bir rutine biniyorsun. Rutin de beyni yavaşlatıyor. Beynin gelişimini durduruyor. Konu nereden başladı, nereye geldi? Sonra ben böyle konuştuğum zaman da diyorlar ki abi dilin de pek sivri diyorlar. Ama abi öyle ne yap? Mesela benim fotoğraf stüdyom var biliyorsunuz ve bundan önce de hatta şu anda Halkalı'ya gidiyorum. Halkalı'da bir dükkan olarak bir fotoğraf stüdyosu işletiyordum. Yani içerisinde böyle vesikalığına kadar her şey çekiliyordu. O yıllarda da böyle derdim ben ya işte hani bu iş bir yere kadar gidecek. Bir yerden sonra gitmez bu iş. Devamlı yeni işler bulmak lazım. Yeni bir şeyler yapmak lazım ki zaten o işlerden bir tanesini şu anda izliyorsunuz. Ben bunu dediğim zaman tabii bazı arkadaşlarım falan böyle şey derlerdi. Ya oğlum otur işte çalış. Eskiden millet bir işe girermiş. İşte hatta vardır ya öyle işte 1950'den beri falan böyle. İşte oraya girermiş, oradan evini de alırmış, arabasını da alırmış. 50 yıl aynı işi yaparmış. Yani yok dedim abi o olacak iş değil ki. Günümüzdeki dünya o değil. Evet eskiden olsa belki biz de aynı sistemi yapardık. Biz de aynı sisteme geçerdik. Ama şu anki yaşadığımız hayat buna el vermiyor ki. Hele ki pandemiden sonra dünya çok değişti arkadaşlar. Artık ne tek bir iş insanı doyuruyor ne de böyle ya ben bir yerde dükkan açayım, esnaf olayım, işte oradan para kazanayım da işte oradan kazandım, tek bir işte kazandım parayla da hayatımı idame ettireyim sistemi geçerli. Bunlar artık eskide kaldı. Hatta benim işte bugün yaptığım bu işlerle alakalı işte bazı aile büyüklerimiz olsun, eskiler olsun vesaire konuştuğumuzda da şey diyorlar. Mesela ben atıyorum bir edit yapıyorum, kurgu yapıyorum, gece yatıyorum 2'de 3'te, bazen 4'te 5'te. İşte fotoğraf editleri oluyor vesaire. Böyle olduğu zaman da öğlen kalkıyorum 12'de, bazen 1'de. Bana diyorlar ki aa diyorlar yok 9'da dükkanı açman lazım, yoksa 9'da işinin başında olman lazım, yoksa o işin bereketi kaçar. Abicim sen uyurken de ben çalışıyorum. Sistem artık o değil ki. Artık dünya online'a döndü. Online'da çalışıyor. Hakikaten çalışma sistemi, çalışma prensipleri çok değişti. Şimdi bana X1 fotoğraf çekimi işi geldiğinde ben ne yapıyorum? Sabah 9'da oraya gidin, orada durun. Memur gibi dikinin, ben geliyorum çekmeye mi diyorum? Hayır, öyle bir şey olmuyor ki zaten. Mesela çekimi bile planlıyorsun. Diyorsun ki akşam güneşinde çekelim. Gün batımına yakın bir saatte çekelim. İşte güneş tam tepede değilken çekelim
diyorsun. Ne oldu? O çekim başlıyor saat 5'te 6'da, bitiyor gece 1'de 2'de. Şimdi ben işin başında değil miyim? Ama işte bunu eski sistem çalışanlara, eski sistem yaşayanlara anlatamıyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar, hakikaten aslında mevzu da şuraya bağlanıyor bu konuyla alakalı. Bu söyleyeceğim de hakikaten kulağınıza küpe olsun. Bence hayatınızla alakalı aldığınız kararlarda da bu dediğimi dillendirin sağda solda. Şimdi yeni nesil ve eski nesil arasında şu farkı artık eski neslin anlaması lazım. Mesela buna en enteresan örnek, adam diyor ki mesela 4 yaşında çocuğu var, iPad'i bir kullanıyor diyor. Ya diyor, iPad'i bir kullanıyor diyor. Sanırsın iPad'i o yaptı, Steve Jobs'ın çocuğu. Abi buna şaşırmaman lazım senin. Yani o çocuk onu ana karnında da öğrendi, merak etme. Genetik olarak da geçti ona. Yani annesinin bildiği bilgiler, senin bildiğin bilgiler geçti ona. O tabii ki de onu öğrenecek. Senden daha iyi öğrenecek. Sen o çocuğu kısıtlama. O çocuk belki de onu geliştirecek olan insanlardan biri olacak. Sevgili ebeveynler, yani tamam, sizler çocuklarınıza iyi insan olmayı, ahlakı, işte dürüst insan olmayı öğretin ama sizin de çocuklardan öğreneceğiniz çok şey var. Bunu da unutmayın. Onun için bu konuyla alakalı da ön yargılı yaklaşmayın. Çocuklarınızın kurduğu hayallere, çocuklarınızın öz yeteneklerine de karşı çıkmayın. Yani bakın, çocuğunuz gerçek hayatta neye yetenekli, ne konuda kariyer yapmak istiyor, ne olmak istiyor, ona göre yönlendirin. Yani yine o Sinan Canan'ın bir videosunda şey diyordu. İşte bizde diyor, çocuğum diyor matematiği zayıfsa özel matematik dersi aldırırlar diyor. Halbuki diyor, çocuğum matematiği zayıf olabilir ama bir bak bakalım, belki edebiyatı kuvvetli. Hangi dersi kuvvetliyse, hangi yönde daha kuvvetliyse ona göre yönlendirin, ona göre bir eğitim aldırın, onun üzerine gidin diyor. Yani arkadaşlar, biz biraz bu konuda geri kalmış olabiliriz, bizim nesil özellikle. Hani bizim yaptığımız hataları siz yapmayın diye bunları anlatıyorum. Mesela benim en büyük pişmanlığım bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumamak oldu. Yani oradan gelen bir sürü asistanım oldu. Benim yetiştirdiğim insanlar da oldu. Yani düşünün, bir güzel sanatta okuyan öğrenciyi bile yetiştirmişliğim oldu ama yani bir Güzel Sanatlar Fakültesi diplomam olsaydı gerçekten çok hoşuma giderdi. Çok gurur duyarak onu saklardım ve bugünkü halime de kat be kat ekstra yararı olurdu. Evet millet, durumlar böyle. Vallahi bu son iki videodur. Biraz uzun uzun sohbet ediyoruz sizle ama bu uzun videolarda gerçekten sizlerden güzel geri dönüşler alıyorum. Abi iyi oluyor, uzun uzun seni izliyoruz diyorlar, sohbetini dinliyoruz diyorlar. Bakalım, yani eğer böyle giderse bu videoları da daha böyle uzun tutmaya çalışacağım ama işte dediğim gibi bazen gün günü tutmuyor. Bazen çok güzel çenen açılıyor, çok güzel konular oluyor konuşacak ama bazen de iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.